TV Spor'a hoş geldiniz. Türkiye ve Dünya spor gündeminde hızlı bir tur attığımız Ters Köşe'nin yeni bölümüyle karşınızdayız ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. Erman Özgür, Kartal dolu dizgin. İki kulvarda da yoluna devam eden Beşiktaş sezonu çifte kupayla tamamlar mı? Neden olmasın? Performansı bunu vaat ediyor. Sergen Hoca performansı bunu vaat ediyor. Oyuncuların özellikle kazanma istekleri, kazanma alışkanlıkları çok çok iyi. Oyuncu rotasyonlarında dışarıdan gelen oyuncuların performansı ki dün akşam aslında bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Enkudu'ydu. Çok çok iyi oynadı. Formayı uzun süreden beri ilk 11 için bekleyen bir oyuncu olduğunu hissettirdi. Böyle oyuncular da var Beşiktaş takımında. Mesela Dorukhan da böyle bir oyuncuydu. O da fena oynamadı. Elindeki oyuncu grubunu iyi kullanıyor Sergen Yalçın. Ve şimdi bir de milli araya gireceğiz. Genelde Beşiktaş'a bu dinlenmeler, hani belki özel oyuncuların milli takıma gidiyor falan ama bu dinlenmeler çok çok iyi geliyor Niko. Fenerbahçe maçının nasıl geçeceği de tabii bu milli takım arasından önce çok önemli. Sürekli bir istikrardan bahsediyoruz. Larin başladı, böyle gider mi dendi. Aboubakar sakatlık şüphesiyle geldi. Ligin en etkili forveti konumunda. Ya bu devamlılığı, sürekliliği nasıl sağlıyor? Gezzal hiç tempo kaybetmiyor. Bir kere Rozier öyle. Wellington bambaşka bir noktaya geldi savunmada. Bu istikrarı nasıl kazanıyor? Dün akşam Beşiktaş'ın Başakşehir'e karşı kupada sahaya çıkan kadrosu, kemik kadrosu hiç bozulmadan yine çıktı sahaya. Yani 3 günde bir ceza ya da sakatlık olmadan aynı oyuncular üzerinde ısrar etmeye devam ediyor. Josef De Souza bir tanesi, Rozier bir tanesi, Wellington Vida üzerinde devam. Geliyorsun ön tarafta Aboubakar da sürekli ısrar ediyor. Gezal'ı bozmuyor. Bir sayıyorsun 6-7 tane oyuncu çıkıyor. Bir takım için birbirini tanıyan saha içi liderlerinin aynı anda sürekli oynaması çok çok önemlidir. Etrafını süslüyorsun. O da süsledi. Bir 45 Aboubakar oynattı. Derbiyi düşünerek Larin'e attı. Hem Aboubakar'ı dinlendirmiş oldu hem Larin'i hazır tutmuş oldu. Mesela Enkudu 4-5 gün var daha çünkü. O da daha hazır hale gelecektir. Şöyle bir bakınca Beşiktaş takımında hiçbir problem yokmuş gibi gözüküyor. Problem devre arasının tek transferi Cenk Tosun'un bir türlü hazır hale gelemeyişi. Çünkü hamle de olsa 11 de olsa özel bir oyuncu, sonucu tek başına değiştirecek. Cenk Hulk karşılaştırmasında Cenk'in gelir gelmez adapte olabileceği bu yönden daha avantajlı bir transfer olacağı konuşuluyordu ama biraz da şanssızlık olmadı. Hala uzun bir dönemeç var aslında. 10 haftadan fazla bir süre var. Son futbolda, düzlükte bir katkı gelir mi Cenk'ten? Futbolda ne hatırlanır Niko biliyor musun? 34 maçtı eskiden, şimdi 40 maç. İlk 30 haftayı unuturlar, son 10 haftaya bakar herkes. Finaller hatırlanır, böyledir. Hani kendi kariyerimde de var, 25 maç oynadım. Sezonun ilk yarısını full ben oynadım. Sezonun ikinci yarısını oynayan kaldı, beni gönderdiler mesela. Bu bir futbol geleneğidir. O yüzden de bazen 5 maç, 6 maç katkı verirsin ama verdiğin katkı seni şampiyon yapabilir. O yüzden Cenk Tosun için hala çok çok zaman var. Zaten oynaması sadece Beşiktaş için değil, mini takımımız için de çok çok önemli bir oyuncu. Öyle olunca da çok ciddi bir sakatlığı da yok. Muhtemelen mini takım arasından sonra o da tam kapasite gelecektir Beşiktaş takımında. Ama Sergen Hoca devre arasında rakiplerine göre transfer yapmadan da oyun kalitesini korumayı başardı. Çok kısa Larin'in bu sürekliliğini neye bağlıyorsun? Larin'in sürekliliğini ısrarla Larin'de forma şansı vermekten okumak lazım. Ve doğru yere koşması. Arka direk Larin oldu adı biliyorsun. Arka direkte dokunuyor. Kilit oyuncu Josef. Kritik maçlarda golleriyle sahneye çıkan Josef De Souza, Beşiktaş orta sahasının en önemli oyuncusu mu? Bir adım ileri gidiyorum. Beşiktaş takımının en önemli oyuncusu mu diye de sorulabilir. Daha da ileriye gidelim istersen. Süper Lig'in en iyi ön liberosu diye düşünüyorum ben şu anda. Bence devamlılık, sürekli skora da katkı geliyor. Evet, evet. Taylan, Gustavo orada sivrilen isimler oldu ama Josef başka bir noktada hakikaten. Şimdi neden Mehmet Topal'la olmadı da Atiba ile oldu? Biraz oradan bakalım istersen. Benim o yani Josef'in Fenerbahçe'ye geldi takımda. Prime zamanlarında bir Gökhan Caner. Arkasında Şkirtel ve Simon Kea şu an Milan'ın stoperi. Bu takımla ligde bir şampiyonluk gelmedi mesela. Gelmedi. Çünkü bir kişinin yapacağı işi o zaman iki kişiye yaptırmaya çalıştınız. Bölündüler ama şimdi Josef De Souza tek başına Atiba'yla ki Atiba 8 numaraya tamamen evrilmeyi başarmış bir oyuncu olduğu için söylüyorum. Beşiktaş yükünü tek başına çekiyor saha içerisinde. Çok özel bir oyuncu ve hiç vazgeçmiyor Sergen Hoca. Ama aynı zamanda galiba Türkiye'yi sadece Fenerbahçe olarak görmüyorum ben. Çok benimsemiş de bir oyuncu. Bilir yani, karakterli. Fenerbahçe'deyken derbilerde aynen katılıyorum. Hatta gol attığı bir maçta ben yorumculuk da yaptım onun Fenerbahçe Galatasaray maçında. Telekom Arena'da 1-0. Evet, yani çok evet. Kötü bir maçtı. İki takım da kötü oynamış. Kötü oynadı. Son dakika hiç gelmedi de Fenerbahçe. Son dakika gitti. Yani oyunda olduğu bir sezondu. Oyunda kaldığı da hani konsantre olarak oyunda kaldığı da bir gerçek Josef De Souza'nın. Çok özel bir oyuncu. Beşiktaş'ın en iyi transferi diyebilirim. Bak Aboubakar da var. Mesela Larin geri döndü. Rozier, Gezal ama Josef olmasa top rakibe geçtiği anda pozisyon bilgisi yüksek. İlk dokunuş yapan oyuncun olmazsa çok geri koşarsın. Çok geri koşarsan iyi hücum edemezsin. İyi hücum edemezsen kazanamazsın. O yüzden Josef Beşiktaş'ta birçok
detayı öncelikle halleden oyuncu. Fenerbahçe'den formda gitti biliyorsun. Hatta ilk lig maçına çıktı, sonra gönderildi. O dönem limit açması gerekiyordu sarı lacivertlerin. Önemli bir meblağ satıldı. Sonra Arap Yarımadası biraz daha düşük tempolu bir yerden gelip hani biraz daha şey başlamasını bekliyorsun. Onun bu kadar temposuyla, fiziğiyle fark yaratması biraz bizim ligimizin de tempo ve fizik olarak düşük kalitesi olmasıyla açıklanabilir mi? Ben oyuncunun kendini hiç bırakmadığıyla da açıklayabilirim. Çünkü gücüyle de, temposuyla, dayanıklılığıyla da oynayan bir oyuncu. O yüzden oraya gittiği zaman ama da hiç gelir gelmez kalitesi değil ki. Şey yapmam, direkt Fenerbahçe'den transfer olmuş. Hazır geldi demek ki. Ve gelir gelmez de Beşiktaş'ta aslında ağırlığını hissettirdi. Sergen Hoca da zaten Josef adı geçtiği andan itibaren, ben hatırlıyorum çok net röportajlarını, çok isterim Josef'i dedi. Hani Beşiktaş orta sahasına geldi, cuk oturdu, aldılar götürüyorlar. Enteresanı şudur. Mesela o Abubakar'ın Josef'le, Necip'le beraber sarılışıyla senin o söylediğin winner karakter haricinde arkadaşları tarafından da çok sevilen bir oyuncu olduğunu çok net bir şekilde görüyorsun Josef'in. Yani agresif bir oyuncu, lider bir oyuncu. Aynı zamanda bence yaşı itibariyle oyuncu, soyunma odası içinde kontrollü de bir oyuncu bu arada. Yani çok mesela bazı maçlarda atılabilirdi, mesela Fenerbahçe derbisinde atılabilirdi ilk Fenerbahçe derbisinde. Ama bunu eskiden sanki daha çok yapıyordu. Şimdi biraz daha bunu törpülemiş gibi gözüküyor. O sertliğin dozunu da çok iyi ayarlamayı biliyor. Ayarlamak çok önemli. Kadıköy'de umutlar tükeniyor. Bu sezon Kadıköy'de 6. yenilgisini alan Fenerbahçe'de Erol Bulut'la sezona devam edilmeli mi? Fenerbahçe yöneticisiyim ben. Fenerbahçe'de Erol Bulut'la yeni sezona devam etmek istiyorum. Ve bana bir sebep lazım Niko. Bir sebep bulur musun bana? Türkiye Kupası'nda yoksun. Avrupa zaten yok. Genç oyuncu oynatmıyorsun. Parlattığın oyuncu yok. Derbilerde üst düzey performansın yok. Derbi galibiyeti yok, üst düzey performansın. Yani Trabzon galibiyetini sayıyoruz. Dış sahaya bakarsan iyi desen iç sahada batırmışsın. Nasıl devam edeceğiz? Neye dayanarak? Bir done lazım yani. 10. haftada değiliz. Yani bir done lazım. Şu yani an sezon bitti. Normal şartlarda sezon bitti. 4 hafta kaldı. Evet. Şu an normalde teknik direktör değişikliği için kim olursa olsun doğru zaman değil. Hele ama ki 26 tane yapılmış. Çünkü yeni gelecek yani teknik direktörü de incelemek, doğru karar verebilmek için bir fikir alışverişi yapmak lazım. O zamana kadar da zaten sezon bitecek. O yüzden teknik direktör değişikliğini onaylamam doğru değil benim için Fenerbahçe adına. Ama Erol Bulut'la devam eder misin desen onu da etmem. Bu çok maçtan net önce hemen hızlı bir değişiklik yapar mıydın? Maçın sonucuna hiç bakmaya gerek yok. Beşiktaş maçından önce. Bence Gençler Birliği maçı dibi oldu. Yani bir öne geçiyorsun lig sonuncusuna karşı. Akan oyunda golü yok haftalardır bu takımın. Ya rakip kendi kalesine atmış, ya duran toptan, ya penaltıdan gol atmışlar. Zaten oynadığı futbol itibariyle de pek bir şey vaat eden, sürekli teknik direktörü değiştiren, küçümsemek için söylemiyorum. Ama öne geçtiğim maçta korkunç bir akıl tutması, ilginç bir panik, yapılan hiçbir her değişiklik takımı ileri atmaya şöyle diyorsun, geri götürüyor. Nico, sol beksiz oynanan bir koca devre var. Ben inanamadım gözlerime. Zaten sol beksiz oynamaya Salah'ı sola mı geçti dedim. Ne oldu? Pelkas 3-5-2'nin kenarına top taşımaya çalışıyordu. Sol bek. Pelkas 2 maçta 10 numarada neler yaptı? Kenara atıldı. Sosa Mert Hakan gayet iyi bir ikiliydi. Gustavo Gençler Birliği maçında oynamayabilir. Çok gerekli mi sence bu maçta mesela? Şimdi derbiyi düşünerek dedi ki ben bu Gençler Birliği'ni her türlü yenerim. Gustavo'yu atayım sahaya. Mert Hakan'la da Sosa'yı öne çıkartayım bir parça. Burada da oynarlar. Rakip zayıf olduğu için. Pelkas dedi solda başlasın, idare ederiz daha sonrasında dedi. 30. haftada burada şimdi da oynarlar. Oynamadıkları zaman defalarca kanıtlanmış Erol bir Bulut ne zaman iyi oynadığı bir maçtan sonra iyi oynayan kadronun üzerine devam etti çok? Ne zaman yaptı bunu? Mecbur yani kalmadıkça yapmıyor. Mesela çok iyi giden bir Tisserand Serdar şeyini bozması vardı manasız bir şekilde bence Beşiktaş derbisinde. Gol atanı çıkardı. İyi oynayanı çıkardı. Asist yapanı çıkardı. İyi tandemi bozdu. Bireysel hata yapıldı. Rakibin pozisyonu mu var dedi. Bu hafta Gençler Birliği maçından sonra rakibin pozisyonu mu var dedi. Yani nasıl açıklayabilirsin? Tane yüzü nasıl açıklayabilirsin? Ya CEO olsa sadece 1-4 bitecek maç. 1-5 bitecek. Adamların ve hepsi o sol kanada, hepsi oradan sen yani. Sen 3-5-2'ye geçtim dediğin andan itibaren Kandeyaş'ın önünü boş bıraktın. Daha sonra da Sefa girdi. Kandeyaş ya da Sefa maçın adamı olabilirlerdi çok rahat. Caner Kulübe'de bu arada. Caner Kulübe'de. Caner'e kızdıysan Fenerbahçe'yi niye cezalandırıyorsun? Adamı at oynat. Başka türlü cezalandırırsın yani. Şimdi bu hafta Novak sakat, mecburen Caner'le oynayacaksın. Dolmabahçe'de kritik derbi. Fenerbahçe Beşiktaş derbisine galip gelememesi halinde lige havlu atar mı? Bence beraberlik haline bile atmaya bence yaklaşır. Bence de atar. Çünkü ikili avarajda hem Galatasaray'a kötüsün hem Beşiktaş'a kötü kalacaksın. Beraberlik de Fenerbahçe'ye yetmiyor. Her mağlup olduğu iç saha maçından sonra bir tepki vermiş Fenerbahçe. Fakat bu kez Türkiye'nin kazanma alışkanlığını en fazla elde etmiş, en güçlü oyunu olan takımına karşı yapmak zorundasın. Yapabilir mi? Elbette yapabilir. Üst düzey oyuncuları var, koyarlar ağırlıklarını.
Trabzon deplasmanında olduğu gibi. Ama bu defa hakikaten de çok zor. Mesela stoperlerinin bu bireysel hata zafiyetini çok kolay ortaya çıkarabilecek bir üçlüsü var Beşiktaş takımının orada. Hani golün her türlüsünü atıyorlar. Çok konsantreler. Seni hataya zorlama becerileri var. Mesela Abubakar'ın dün akşam attığı gole baktığın zaman birebir bir Fenerbahçe stoperinin kademesiz Abubakar'la baş başa kalması başına çok iş açar. Ki ilk maçta ilk gol böyle. Zaten Lemos zaten bunun acısını çekti. Hala da çekiyor. Tahmin ediyorum ki gidene kadar çekiyor. Öyle bakabiliriz. Ama Fenerbahçe hangi kurguyla çıkacak desek senle farklı 11'ler yazarız muhtemelen. Ozan Tufan'a ne oldu? Ne yaptı Ozan Tufan şimdi mesela? Çok merak ediyorum. Ne yaptı? Bu kadar kötü ne yaptı? İki tane maç vasat oynamaya hakkı yok muydu? Her oyuncuyu kaybettin ya. Fenerbahçe'nin ne elindeki ne transfer ettiği. Bir tane oyuncunun performansını yukarıya çektiğini söyler misin bana? Bir tane söyle bakayım. Kimi? Kaleci altıyı geç çünkü çok pozisyon verdiğin için. Her maç iki tane %100'lük çıkartıyor. Olma onu geç. Hangi oyuncuyu çekti yukarıya? Caner Beşiktaş'tan gelirken iyi bir oyuncu olarak gelmedi mi? Gökhan öyle gelmedi mi? Salah bir tek geldi. O da devre arası transferi. Hadi yükselen performans. Forvet hattında 15 gol atar diyeceğim bir oyuncum var mı? Ya orada da bir devamlılık göremedik. Orada da işte. Tiam iyi oynadı sürede. Birden oynamadı. Samat'ın bence birkaç maç üstte biraz şans bulması gerekiyor. Biraz devamlılık şey her şeye rağmen. Ya Beşiktaş'ta Valencia dışında direkt benim oraya banko yazacağım bir isim yok. O olmayınca da ileride pres gücünün ne kadar azaldığını görüyoruz. Abubakar geldi. Abubakar hazırlamak için 3-4 maç sancı çekti Beşiktaş. Bir yarım saat, bir 45 dakika, bir 60 dakika. Vasat da oynasa devam. Bak Abubakar nereye geldi? Sen hangi oyuncunda böyle ısrar ettin? Çünkü birbirine denk oyuncular almışsın ve kafanda bir tanesi ön plana çıkmıyor. Çıkmayınca sezon boyunca bir o oynuyor. Kim oynar Beşiktaş derbisinde desem? Sen Samat da diyeceksin, ben Tiam diyeceğim. Ben ileride... Oradan biri Valencia diyecek, Sisse de olur derler. Ya o sahip Valencia, Tiam üçlüsü olur diye tahmin ediyorum. Yani. Şimdi çabuk oyuncularla oynayacaksın. Savunma arkası koşulara doğru pasları atabiliyor musun? Beşiktaş biraz risk alarak oynuyor. Yani biraz öne çıkıyor. Zaten Beşiktaş'ın tek zafiyeti geri dörtlüsü. Değerlendirmek için ya önde baskılı başlayacaksın. Ki Başakşehir maçının ikinci yarısında yaptı dün akşam mesela Beşiktaş'a. Biraz vitesi düşürünce Beşiktaş hemen zafiyetlerini çıkardı ortaya. Biraz yaptı ama şimdi yüksek konsantrasyonla oynayacak. Hani Wellington'un arkasına koşarsan, Biden'ın arkasına koşarsan bir şeyler olabilir. Ama sezon boyunca dokunmadığın mekanizmaları şimdi çıkıp bir maçta kullanmaya çalışacaksın. Çok zor Fenerbahçe'nin işi. Peki Falcao yine sahnede. Son iki maçta 3 gol atan Kolombiyalı Yıldız kalan haftalarda Galatasaray adına belirleyici faktör olur mu? Gol sıkıntısı çekmeyeceği konusunda belirleyici faktör zaten. Çift forvet uygulamasını nasıl buldun bu arada sahada pratikte? Çok doğru buldum. Ayrıca Rize maçında da devam edeceğini düşünüyorum. Hem Mustafa Muhammed performansı hem Falcao performansı. Galatasaray golsüz bir maç geçirmez ama devamında da çok bireysel hata yapmaya başladı. Biraz bunun önüne geçmeleri lazım. Hani Luyendam oynadı, yaptı. Biraz Taylan bu maçta enteresan şekilde fazla yaptı. Mustera yapıyor çok iyi oynamasına rağmen. Bunun önüne geçerse Galatasaray çok bol gollü maçlar geçirebilir. Karagümrük, Hatay, Beşiktaş fikstüründe zor maçlar var. Ve sezonun ilk yarısında çok kolay oralarda geçmedi. Da bu 4-4-2'de çift forvete ısrar eder mi hoca bence sence? Bu maçların oyunu çift forvet değil. Bu maçların oyunu Fegüli Onyekuru, en önde Falcao. Arkasını nasıl istersen dizebilirsin. Sen Falcao'yu Muhammed'in önüne koydun yani şu an. Falcao Muhammed'in önünde bir oyuncu çünkü. Ya evet, CV'lere yani, bakınca öyle. Muhammed de geldiğinden bu yana sergiledi performansı. Taze performansa bakarsan da öyle Niko. Yani ters köşe mi olacağız? Muhammed yani daha iyi mı iyi başladı, diyorsun? Ceza aldı. Biraz tamam, şey uğradı. Ama şöyle bir şey vardır. Santrafor rekabetinde skoru yapan öndedir her zaman. Yani her maçta da yapıyor. Mesela Onyekuru girdi. İki tane birden yaptı. Şimdi Onyekuru da çok önemli bir oyuncu. Bazen deplasmanlarda en öne attığı da olmuştur Fatih Hoca'nın. Yani Kadıköy'deki derbiyi düşünün işte neler yaptı orada. Böyle oyuncular forma rekabetine girdikleri zaman kazanırlar. Hem takım kazanır hem oyuncular kazanır. Mustafa Muhammed de hamle oyuncusu olarak da kalabilir. Falcao hariç hiç kimsenin arkasında kalmaz. Ama Falcao'nun arkasında kalabilir. Falcao da devre arası transferi olmadığı için tahmin ediyorum aklı şimdi daha fazla Galatasaray'da. Çünkü kaldın, iyi bir kontratın var. Sezon sonu şampiyonluğu göğüsleme ihtimalin var. O zaman ağırlığını koymak istiyor. Çok da iyi iş çıkarıyor. Böyle dönmesini beklemiyordum. Yeteneğinden hiç şüphe etmedik. Ama aklının Galatasaray'da olması şimdi çok çok önemli. Peki kritik maçlarda hangi tandemi tercih edersin? Donk marka ama mı? Donk Luyendam ama. Donk. Hoca biraz basın toplantısında da bazı arkadaşlar diyerek sanırım Luyendam'a üstü kapalı bir gönderme yaptı. Evet. Bireysel hatalar yapıyorlar konuşacağız dedi. Ben marka Donk ikilisinin daha iyi ikili olduğunu düşünüyorum. Donk orta saha kaydırma opsiyonuna gerek olmadığına inanıyorum. Çünkü Taylan'ın yanında Gedson Fernandes özellikleriyle
derbilerde iyi bir ikili olabilirler. Gerson olmasa Etebe olabilir. Gerçi bunu daha önce tercih etti ama olmadı mesela Beşiktaş derbisinde. O yüzden de Gerson Fernandez'in Anadolu kulüpleri oynanan maçlardan çok derbilerde Taylan'la beraber Galatasaray adına faydalı olacağını düşünüyorum. Onun performansını nasıl değerlendiriyorsun? Ya şu, Muhammed kadar böyle cuk oturdu ya da Onyekuru kadar direkt vermedi ama o potansiyel de bazı hareketlerinden çok net anlaşılabiliyor. Hem Gerson için hem Yedlin için. İki yönlü oynama yeteneği evet, var. Evet. Henüz Galatasaray'da istenilen seviyeye geldiklerini düşünmüyorum. Hani ama iyi oyuncular mı? İyi oyuncular. Biz pandemiden dolayı mı, devre arası transferi oldukları için mi bilmiyorum. Biraz göz ardı ediyoruz ısınma turlarını. Mustera ile 3 yıl daha Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Türk futbol tarihinin en iyi yabancı kalecisi mi? Yabancı kaleci deyince zaten Galatasaray'ın böyle bir ekolü var. Taferel var. Fenerbahçe mesela yerli kaleci ekolü vardır hep. Galatasaray'ın da Taferel, Simovic'den başlayarak Mondragon ve son halkası Musteroğlu. Hakikaten şanslı bu konuda sarı kırmızılılar. Soruya ne cevap verirsin sen? Ben Taferel'in daha iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Yani karşılıklı oynadığım için de aynı zamanda hani Taferel'in zaten Mustera performansında da Taferel'in dokunuşları olduğu için bir yandan da hani Galatasaray'a geldiği dönem yaşattığı başarılar, tabii o dönemki Galatasaray'ın kadro kalitesiyle beraber birleşen bir performansı, ayaklarının daha iyi olması, bilmiyorum. Ben, tabii şimdi Taferel'in çok net anları var UEFA finalinde çıkardığı top vesaire. Bir de yeni nesil tabii daha çok Mustera'yı hatırlıyor. O yüzden belki bir de bize... Galatasaray Taferel gelene kadar yerli kalecilerden pek yüzü gülmüyordu. Mehmet, Bölükbaşı vesaire böyle orada çok çile çekildi. Bir türlü oraya istenen ilk iki şampiyonlukta hatta büyük kaleci zaafları çok gol yiyordu ama çok daha fazlasını da atıyordu o ilk iki senelik takım. Çok göze batmıyordu. Oradan birden o sorun Taferel gibi bir isimle çözülünce adam Brezilya Dünya Kupası'nda final oynadı. İki ay sonra buraya geldi. Hollanda maçında penaltılarla maç kurtarıyordu mesela. Peki Muslera'dan ama sonra... Ama Muslera kadar winner bir kaleci bence Türk futbol tarihine gelmedi. Yerli yabancı. Muslera'dan sonra yerli kalecilerden sıkıntı yaşamıyor mu Galatasaray? Yine yaşıyor. Fatih, Okan oluyorlar mı? Abi öyle kalecinin arkasına yerli kaleci bulmak... Ama ya futbolda da yedek forvet, yedek kaleci biraz sıkıntılı. Yani iki tane aynı kalitede hiç yani çok az takımda vardır. En büyük en şey takımlarda bile işte Alisson sakatlanıyor, Adrian geçiyor. Hatalı goller yiyor, seni şampiyonada eleyebiliyor. Yani zordur kaleci daha sakatlanır ya. Şimdi kaleci rotasyonu çok sık olmadığı için oynamayan kaleciyi hazırlamak da biraz daha zor oluyor. O yüzden de hani Mustera Taferel gibi tabii kalecinin arkasını bulamazsınız ama oynamayan kaleci tekrar sen nasıl değerlendirdin? Karşı karşıya oynadın mı Mustera'yla? Oynadım. Oynadım. Yani onun kaleciliğini kaleci. Bir oyuncu gözlerine ama oynarken değil de seyrederken de karar verebilirsin tabii. Ama Taferel çok başka. Çok fazla ispat etti zaten. Yani hani Taferel çok başka bir kaleciydi ya. Ya ben kalecinin hani müthiş kurtarış yapanı değil, topun geleceği yeri önceden tahmin edebileni, pozisyon bilgisi yüksek olanını daha çok tercih ediyorum. Yani müthiş kurtarışlar yapmasına gerek olmayan bir kalecidir Taferel mesela. Mustera da iyi kaleci. Mesela Mustera iki tane iyi maç oynuyor. Bir bireysel hatasını görebiliyorsun. Mesela ayakları, timingi Taferel'in sanki daha iyiydi gibi. Ama ikisi de çok üst düzey kaleciler. 3 sene değil. Ne kadar oynamayı düşünüyorsa evet. O kadar imza atarsın Mustera'yla. Yani bazı isimler vardır. Rakiplerinde yani şimdi bir sürü Fenerli yok. Galatasaray'dan bir oyuncu alsanız kimi alırsınız eminim. Ezici bir üstünlükte Mustera çıkar. Yani Fenerbahçe için Alex öyleydi. Eskiden Ergün Pembe vardı işte. Birçok isim akıllara gelebilir. Mustera biraz da hani kulüpler üstü bir figür olmayı başardı Türkiye'de. O açıdan da bence ayrılıyor. Aslında bizim genel olarak gitmemiz gereken yani böyle kendi takımın için işte benim kanım sarı kırmızı akıyor da ölürüm de bilmem ne şeylerine girmeden de hem kendi taraftarın açısından da çok sevilebiliyorsun hem de rakipler de seni çok sevebiliyor. Buradan da bir bize şey olabilir, rehber olabilir açıkçası diyelim. Erzurum'da gol sesi çıkmadı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Trabzonspor'da problem hücum şablonu mu, personel yetersizliği mi demiş evet, Trabzonspor. Personel, belli sıkıntılarından biri personel o. Personel derken takımın evet, oyunculardan bahsediyoruz değil mi? Personel. Bu NBA basketbol jargonu da yerleşti Erman abi. Personel. Kaan abi çok kullanırdı. Personel. Hücum jargona soktu onu. Şöyle söyleyeyim. Hücum şablonunda Yunus Mallı'yı tercih etti. Bakasetas'ı biraz daha Abdülkadir Parmak'ın yanına attı Berat'ın yokluğunda. Bakasetas'a kötülük yapmak istiyorsan rakip takım ceza sahasından uzaklaştıracaksın. Bakasetas da geldi oyun kurmaya çalıştı. Pas dağıtımını yapmaya çalıştı, adam geçmeye çalıştı ama kaleden uzak olduğu zaman Bakasetas özelliklerini elinden alınmış bir oyuncu haline dönüşüyor. Oyuncu elinden alınmış çocuk gibi. O yüzden de Yunus Mallı da iyi oynamayınca Trabzonspor kaleye gitmekte zorlandı bir. İkinci zorlanma sebebi de Ekuban ve Vakayeme'nin sezonun genelinde erken yorulması. Sadece Erzurum maçında değil, sezonun genelinde erken yoruldular. Herkesi rotasyona sokabiliyorsun, bu oyuncuları bir türlü sokamıyorsun. Bütün sorumluluk bu oyuncularda. Hep üretkenliği aynı isimlerden bekliyorsun. Yanini bazen eşlik ediyor,
bazen etmiyor. İşte Bakasetas geldikten sonra 1-2 maç eyvallah. Ama Trabzonspor yakaladığı çıkışı kısıtlı bir kadrosu olduğunu kabul ederek yaptı. Ne zaman ki Fenerbahçe maçında ben artık bu işe ortak olacağım dedi. O andan itibaren oyun kalitesi de düştü. Konsantrasyonu da düştü. Çünkü kafalar başka takke düştü, yani. Kel göründü. Kadro genişliği, yorulmuş oyuncuları rotasyonda değiştiremezsen kadro genişliği senin elinden alıyor bu hedefi. O yüzden de Trabzonspor için sezon başında konuştuğumuz bu kadro şampiyonluk için yetersiz kısmı biraz geri dönmüş gibi oldu. Abdullah Hoca'nın yakaladığı çıkış takdire şayan. Fakat nereye kadar getirir seni? En fazla ilk dördün içine kadar getirirdi. Oraya kadar da getirdi. Yani evet, o bir atasözü vardır. İşte kendi yaptığın kantar bir gün gelir, hatalı kantar seni tartar diye. Şimdi evet. Takımı aldı alttan. Birden şampiyonluk yarışının içine soktu. Bu sefer de başarısızmış gibi gözükecek. Hedefler peki, hiç bitmez ama. Mesela ne hedef? Şimdi altta varsa oyuncu, ki %100 vardır, bu takıma kazandırmak, antrenman, forma rekabetine sokabilmek, ilk dört içerisinde kalabilmek, gelecek sezonun planlamasını doğru yapabilmek. Mesela ne ihtiyacı var? Çok ihtiyacı var Trabzonspor'un. Onu sağ soracaktım sana. Şu an gelecek sezonun 11'ine şu an kadrodan kaç kişi kimleri yazarsın bir çırpıda? Şimdi gelecek sezonun 11'ine dedin. Evet. Ben kulübeye de ihtiyacı olduğunu tamam, düşünüyorum. Tamam. Ya kimleri tutarsın? Yani, sportif direktörle Abdullah Hoca ile baş başa verdin. Kalecin zaten var. Tamam. Edgar Ye, Vitor Hugo. Okay. Marlon'u ikinci sol bek olarak. Yedek. Serkan'ı ikinci sağ bek olarak. Önde oraya Berat var. Bakasetas var. Trondsen'in durumuna bakacaksın daha. Abdülkadir parmağı tutarım mutlaka. Vakayeme Ekuban varken bir kanat forvet artı iki santrafor. Yani şöyle bakarsam 5-6 tane oyuncu lazım. Abdülkadir Ömür'ü de tutuyoruz tabii takımda. Abdülkadir Ömür önce bir sağlıklı dönecek. Abdülkadir Ömür birçok pozisyonun oyuncusu. O yüzden iki tane kanat forvet demedim. Sağ kenarda oynar. Serbest oyuncu olarak da oynar. Yani o zaten başka bir oyuncu. O senin parlatman gereken oyuncu. Hikmet Karaman etkisi. Karaman yönetiminde çıkışa geçen Ankara Gücü formunu sezon sonuna kadar sürdürebilir mi? Tabii keyifli ki, bir takım. Tabii ki sürdüremez. Çıkardı ortaya. Hocam bir şey. Keyifli bir sima Türk evet. Futbolu için. Ya bu işte bir hikmet var. Güzel söylediler. Güzel bir pankart yapmışlar. Tebrik etmek lazım. Zaten müdahaleli oyunu çok seven bir takımdı Ankara Gücü takımı. Oyunu mücadeleye döktüğü zaman yenilmesi de zor bir takım. Onlar kadar mücadele etmezsen kaliteni ortaya çıkartmazlar o mücadeleyle. Buna aynı zamanda beraber hareket edebilme özelliğini de ekledi Hikmet Hoca. Futbolda beraber hareket edersen mücadele gücün de yükselir. Çünkü dar alana çekersin oyunu. Bunu da başardı. Kalitesiz bir takım değil. İyi bir takım. Lobyenize gibi özel bir oyuncuları var. Bakıyorum oyuna. Emre giriyor. Emre Güral. Orkan giriyor. Alper Potuk var. Sana benzetiyorum biraz tarzını. Emre hangisini? Güral'ın. İnce dövmelerden sever. Dolayı mı? Yok. Teknik. Yani daha iyi yerlerde olabilirdi bence Emre Güral. O yeteneğe sahip. Şutör özelliği falan benden çok çok daha iyi. O da Trabzonspor gördü. O da tecrübeli bir oyuncu. Böyle maçın kaderini değiştirebilecek de bir oyuncu aynı zamanda. İyi bir çıkış yakaladılar. Galatasaray maçında aldıkları özgüveni bir süre daha devam ettirebilirler. Ama sürekli böyle giderler mi dersen alt sıralardaki hiçbir takım için bunu söyleyemem. Hiçbir takım çünkü gidemez bu kadar yüksek. Mutlaka düşüşler yaşayacaklardır. Ama bu çıkış belki de onları kümede tutacak. 4 takım. Gençler Birliği'nde Fenerbahçe'yi yenmesi alt tarafa zaten bomba düşmüş gibi oldu. 4 takımın düşmesi o açıdan bir yani kopan olmadı şu an. Sezon sonuna kadar da amaçlı olacak bir sürü takım olacak. Yani Gençler Birliği'nin Fenerbahçe maçına çıkarken ki durumunu mucize olarak nitelendirdim. Fenerbahçe'yi yendiler. Hala mucize. Çünkü geçmeleri gereken 4 tane takım birden var. Oyuncu kadroları hani kaliteleri düşük. En iyi oyuncuları yok. Böyle olunca ben hala çok zor olduğunu düşünüyorum. 26. teknik adam değişti bu arada. Şimdi Hikmet Hoca böyle başladı. Sezonda böyle bitirdi diyelim. Kalan evet. 12 maçta 7 galibiyet daha aldı. 45 ya ben puan, futbol oynarken... Yani seneye 3. hafta gitmeyeceğin garantisi yok. Yani bu nasıl olacak peki? Yani ya bu anlaşmalara da hastayım. 26 çok değil mi artık? Tahmin ediyorum böyle 18, 19, kulüplerin 20. personeli var ya böyle ellerinde teknik direktörlere imza atarken bir sezonda 10 tane falan hazırlıyor. İşte sen anlatıyordun geçen. Sabah Yılmaz Vural'ı gördüm. Akşam uyudum başkaydı. Şey sabah baktık hoca masasında oturuyor Yılmaz Hocam. Yani Dardanel dönemi. Dardanel dönemi. Ya 5 ya. 5 teknik direktör o zaman. Ama şu bir gerçek. Gelir gelmez bir çıkış yakalatıyor ya. Bence yönetici kısmını kandıran şey de o. Diyor ki ben 3-4 maçlık bir çıkış yakalarsam bir yere getiririm takımı. Ondan sonrası hallolur diyor ama hallolmuyor. Hallolmuyor. Yani eğer kulübüne ligde kalmak başarılı olarak bakan yöneticilerin varsa her sene ben ligde kalayım. Yayın gelirini bir sene de alayım. Bu seni bir süre sonra düşürecek bil. Yani kendine bir üst hedefi koymazsan, ligde kalayım yeter dersen bir süre sonra düşürecek. Çok vizyonsuz yönetici var.
karşılığı da fazla fazla teknik direktör değişmişti. Aslında sabırlı takımlarında işte yeni Malatya Spor döneminde Alanya Spor neler yapabildiğini de gördük açıkçası. Böyle de bir örnek var önümüzde. Peki. Derbiye Lamela damgası. Erik Lamela'nın vuruşu bu sezon Avrupa'da atılan en güzel gol müydü? Yani tabii sezon uzun ama hakikaten başka bir seviye. Lamela'yı yakından takip edenler bu gole çok şaşırmadı. Çünkü deniyor sürekli. 2015'te attı. Yayın üstünden atmıştı var. UEFA Avrupa Ligi'nde Asteras Tripolis maçında. Hatta Beşiktaş'la... Quaresma'dan daha mı iyi yapıyor Nico? Daha iyi bilmiyorum ama Lamela çok hızlı yapıyor. Şimdi Quaresma onu yapacağı zaman az çok kestirebiliyorsunuz. Yani mesela Tottenham Arsenal maçında attığı golde kendisi bence o an karar verdi ve hızlıca yaptı. Ya evet, bir golün bir sihri var yani. Şimdi bu sene uzaktan çok güzel goller oluyor. Ne bileyim çok güzel takım oyunu üzerinden goller oluyor ama bu hakikaten böyle bütün sosyal medyayı bir heyecan dalgası yarattı. Tabii Lamela'nın çok kariyer özeti gibi bir maç oldu aslında. Bu golü attı. Takımını öne geçirdi Londra derbisinde. Tottenham iyi gelmişti buraya. Bale, Son, Kane formdaydı. Üstüne Lamela ama aynı maçta bir de kırmızı kart gördü. Yani attığı gol Lamela'nın neden geçmişte Arjantin futbolunun yeni yıldızı olduğunu, yeni Maradona'sı, çok çocuk yaşta ünlü oldu biliyorsun. 2005'te Türkiye'ye gelmişliği var 23 Nisan'da. Galatasaray'da antrenmanlara çıktı. Beşiktaş'ta antrenmanlara çıktı. Sosyal medyada görüntüleri var, fotoğrafları. Beyaz şovazaga her yere çıktı. Top sektiriyordu vesaire. İlginç yani. 12-13 yaşındaydı o zamanlar. O zamanlardan bu yana bilinen ve büyük bir yıldız olması beklenen bir oyuncuydu. Ama tam da bu sebeplerden büyük bir yetenek. Böyle bir sihirler yaratabiliyor. Aynı golden biri değil, iki tane atabiliyor. Yani topun orada gidişi 2-3 kişinin arasından geçiyor. Yani böyle bir an zamanı durdurdu sanki. Golü attı. Sonra kendi de çok şaşırdı. Ama o maçın sonunda da kırmızı kart görerek de biraz takımı da zor durumda bıraktı. Dışı seni, içi beni yakar oyunculardan. Evet, nasıl sen vuruşu nasıl değerlendiriyorsun futbolcu olarak? Vuruşu şöyle değerlendiriyorum. Yerimi kırarım denesem ihtimalle. Mesela bu oyuncular, bu tip oyuncular, yıldız oyuncular herkesin çok saygı duyduğu oyunculardır. Maç mesela 0-0 iken yaptı. Evet. Mesela 2-0, 3-0 mağlupken o vuruşu yapsa ve takım arkadaşı olsam çok rahatsız eder beni. Çünkü iyi bir vuruşla gol yapabileceğim pozisyonda bu tip hareketler veya bacak arası deneyen oyuncular vardı. Quaresma da böyle bir oyuncu. Balotelli mesela. Abi kendine özgüveni olmayan, yetenekli olmayan oyuncunun yapabileceği bir iş değil. O yüzden de saygı duymak lazım. Ama bu bir takım oyunu. Takım kazanmaya çalışırken sen işin gösteriş kısmına kaçıyorsan onda biraz sıkıntı oluyor. Ama 0-0 iken yapmış. Yani hafızalardan hiç silinmeyecek bir golden bahsediyoruz. Ama güzel gol deyince çok daha iyileri olduğunu da düşünüyorum. Bu sene mi? Bu her sene. Ya işte dediğim gibi şimdi buna benzer uzaktan güzel goller atılır işte. Röveşata atılır takımı ama bunun bir benzeri sezon sonuna kadar atılır mı? Ondan çok şey değilim. Herhangi bir röveşata golünü tercih ederim. Emin değilim. Yani gelen topa ayağınla timingini tutturarak yaptığın röveşata gollerinin eşi benzeri olmadığını düşünüyorum. Ama işte çok yani bundan önce böyle son golü kim atmış? Gene Lamela atmış gidiyoruz. Bir de severler. Sonra Premier Lig'de oluyor. Onun ayrı bir marka değeri var. Derbi İngiltere 3. liginde olsa bu kadar öne çıkar mıydı bilmiyorum. Londra, Kuzey Londra derbisini atıyor. Bence şu ana kadarki en güzel golü. Maçın yıldızı Ozan. Wolves karşısında maçın adamı seçilen Ozan Kabak gelecek yıl Van Dijk'ın partneri olur mu? Çok iddialı olmadı mı? İddialı. Şimdi... Peki bunu olabilmesi için özür dilerim. Şöyle de devam edeyim. Bizim milli takımımızda da Avrupa Şampiyonası'nda ilk 11'de formayı kapması gerekmez mi mesela? Şu an orada sert bir mücadele var ama bence önde gözüküyor. Yani son Wolves maçından hareketle konuşalım. Merih Çağlar hangisini kesersin? Ben şu an güncel form durumlarıyla Ozan Çağlar yaparım. Maçına göre değişir ama Merih'in Ozan Çağlar. Merih'in milli takımdaki ruh halini düşününce biraz zor geldi bana. Doğru yani mesela İtalya'ya karşı Merih Çağlar'la başlamak daha mantıklı olabilir. Evet. Sonuçta orada karşısında sezon boyu karşı karşıya geldiği isimler var vesaire. Yani en büyük derdimiz böyle olsun. Çok sıkıntı değil bence. Yani 3-4 yıl önce stoper bulamıyorduk hatırlarsan. Evet. Mehmet Topal'ı falan oraya kaydırmak söz konusu oluyordu bazı maçlarda. Geldiğimiz nokta çok mucizevi ve yani Ozan da oturursa buraya bambaşka bir lükse kavuşmuş olacağız. Ozan'ın tabii öncelikle bonservisinin alınacak seviyede bir performans. Kalsın, aynen. Öncelikle evet. bu şeyi aşması gerekiyor. Bence 18 milyon euro ve iyi başladı. Son Wolverhampton maçını izleyenler zaten hakikaten Liverpool'a gittiğinden bu yana en iyi maçını oynadı. Çok hatasız bir oyundu neredeyse. Akılda kalan bir sürü müdahalesi var maç boyunca. Liverpool kötü gidiyordu. 1-0 kazandı. Karşısında Traore gibi şu an futbol, dünya futbolunun en hızlı ismi var belki. Onunla birebir kaldığı pozisyonlarda hep ona üstünlük sağladı. Nate Phillips gibi yine genç bir partnerle iyi bir ortaklık kurdular. Hakikaten onun imajına çok katkı sağlayan bir maç. Ama sayısını arttırması gerekiyor bu maçların. Ben ama Liverpool'un yani 20 yaşında henüz. Hep aynı örnek veriliyor.
Virgil van Dijk 20 yaşındayken Groningen B takımında oynuyordu. Hani stoper de kolay yetişmiyor diye. 20 yaşında bir oyuncu bu seviyede, bu potansiyelde, bu özgüvende. Yani onun o sadık karakterine, kişiliğine de çok yatırım yapıyor. Yani Schalke'den eski antrenör David Wagner Klopp'un çok yakın arkadaşı. Ve hani Klopp karakter olarak da Klopp'a çok uygun bir oyuncu olduğu için, sadece stoper özellikleriyle değil, kişilik özellikleriyle, kendine güveniyle de oraya transfer oldu. Klopp gibi dünyada oyuncuları performansını yükseltme konusunda belki de en iyisi var. Yani hani düşünüyorsun şimdi, Klopp'un Dortmund'da parlayan bir sürü oyuncu sonra aynı şeyleri çıkamadı. Yani Nuri Şahin, Kagawa, Lewandowski dışında çok nadirdir mesela. Mane, Salah. Ya bu Liverpool'a gelmeden önce bu oyuncular mıydı sence? İkisi de geldiğinde çok para ödedi. Liverpool kötü transfer yaptı. 3-4 yıl önceki, 5 yıl önceki Twitter'lara bakmak yeterli yani. Hani oyuncuları dönüştürebilen, onlara seviye atlatabilen bir teknik adam. O açıdan da Ozan çalışma ahlakıyla da, kişiliğiyle de, İngilizcesi var, Almancası var, iletişim becerisi yüksek. Cengiz Ünder mesela olmadı gibi. Olmadı, evet. Yani uygun bir yapı vardı ama olmadı. Hala da olabilir. Çok genç, potansiyelli. Onun biraz fiziksel durumunu güçlendirmesi gerekiyor. Ama Ozan bence kalır. Ama Van Dijk dönecek. Matip sakatlandıktan sonra bir daha dönmesi zor. Ama Joe Gomez gibi sert bir rakibi var. Van Dijk'in en iyi partneriydi hep. Nate Phillips şimdi beraber oynadıkları genç oyuncu. O da yavaş yavaş kendini kabul ettirmeye başladı. Öncelikle hedefi onun Liverpool'da kalması. Ronaldo Madrid'e doğru. Juventus'la beklentilerin altında kalan Portekizli yıldız Real Madrid'e dönmeli mi? İyi senaryoda Messi Barcelona'da, Ronaldo Madrid'de kalsın. Yani 3-4 ay önce farklı şeyler konuşuyorduk. Messi, Ronaldo, evet. Manchester derbisinde sahaya çıkar mı diye. Futbolda çok hızlı değişiyor bazı şeyler. Yani bence zaten Ramos bir açıklama yaptı geçen hafta. Ayrılması hataydı. Kimseye yaramadı dedi. Hakikaten de Ronaldo gitti 3 sezondur. Çeyrek final ötesini göremedi Juventus'la. Real Madrid 3 sezondur anca bu sene çeyrek finale kalabildi Ronaldo'suz. Bakınca iki takıma da çok yaramış bir ayrılık olduğunu düşünmüyoruz. Zaten ayrılık süreci de işte biraz Ronaldo orada bunalmıştı. O vergi problemleri, açılan davalar, ödediği yüklü cezalar vesaire, en son onun yatına yapılan bir baskın vardı İspanyol polis tarafından. O durumda çok fazla Real Madrid'in ve Başkan Perez'in arkasında durduğunu düşünmedi. Ona haksızlık edildiğini düşündü. Yani Real Madrid, hani bir geyik vardır ya, kimse bizim kulübümüzden büyük değildir. Real Madrid belki de Ronaldo'yu onu hissettirmedi. O kadar işte 3-4 Şampiyon Ligi kazanmış, 2 La Liga kazanmış, en büyük gelmiş geçmiş yıldızına hak edildiğini, verilmediğini düşündü. Böyle bir hamle yaptı. Kendini bir gösterme çabasıydı. Ama gelinen noktada çok iki taraf için de şey olmadı, isabetli olmadı gibi. Sene sonunda iki kritik karar bekliyor. Yani hem Juventus'u hem Ronaldo'yu. Zidane muallak konuşuyor ama Zidane hep böyle konuşuyor. Yani her oyuncu için böyle açıklamalar var. Mbappe için de zaman zaman var. Çok fazla sansasyon yaratmak için değil, biraz açık sözlü bir insan olduğu için bu konularda. Böyle şeyler konuşuluyor. L'Equipe'de mesela Fransız basınında bunun olmayacağı söylendi. İtalya basını yine Juventus'ta kalacağını ve genç yeni projenin merkez oyuncusu olacağı söylendi. Ama Juventus'un da bir karar vermesi gerekiyor. Ronaldo'nun artık maliyetiyle başa çıkabilecekler mi? Yani her şeyden önce Ronaldo'dan önceden daha kötü bir takımlar şu an. La Liga'da şampiyonluğa uzaklar. Geçen sene de zar zor gelen bir şampiyonluk vardı. Şampiyonlar Ligi'nde 2015'te 2018'de final oynamış bir takım hüviyetinden son 16'yı çeyrek finali geçmekte zorlanan bir takıma dönüştüler ve Ronaldo'nun ekstrem bir maliyeti var. Şimdi Dybala'nın da, Ronaldo'nun da bu sene kontratı bitiyor. Onlara da orada zor bir karar bekliyor. Hani Dybala etrafında genç, daha önce bu takımda kendisini ispat etmiş bir yıldız etrafında mı bir takım kuralım? Yoksa Ronaldo etrafında mı bir takım kuralım? O da enteresan. Yani bu hiç hesapta yoktu. Real Madrid'in Ronaldo konusunda bir hamle yapacağı ya da Ronaldo'nun Real Madrid'e dönme ihtimali hiç konuşulmuyordu neredeyse. Ama bu hafta Zidane'ın açıklamasından sonra, önce Ramos'un sonra Zidane'ın açıklamalarından sonra ilginç bir hal alacak gibi duruyor. Ama bir yandan da Real Madrid bu sefer başa dönmüş oluyor. Kroos, Modric inanılmaz oynuyor bu arada bu sene, 35 yaşında ama hakikaten yine sahanın her yerinde. Ama Kroos, Modric, Ronaldo, Ramos nerede gençleşme operasyonu? Başa dönüş olacak. Veteran takımı. Veteran takımı olacak. Evet, bu veteran takımı dediğimiz takım arka arka 3 Şampiyon Ligi şampiyonu getirmek gibi mucizeye imza attı ama ilginç bir yaz bizi bekliyor. Bakalım Florentino Perez isterse ama Ronaldo'yu geri getirmek için bir mani yok bence. Olursa da çok şaşırmam yani. La Liga'da yarış kızıştı. Atletico ile puan farkını 4'e indiren Barcelona liderlik koltuğunu ele geçirebilir mi? Yani bak, bu da 3 hafta önce çok farklı şeyler konuşuyorduk. Burada 10 evet. puan farkının önündeydi Atletico Madrid. Ama o 2 Levante maçı üst üste oynadıkları bir beraberlik. Üstüne bir mağlubiyet. Sonra Getafe karşısında 10 kişi Getafe'yi 20 dakika boyunca gol atamadılar. İşler hakikaten ilginç bir noktaya geldi.
Barcelona'da bir anda seçim sonrası işte Laporta geldi. Messi ilk defa kariyerinde bir seçimde oy kullandı ve bunu takımda kalacağına yoranlar çok oldu. Üstüne Barcelona Paris Saint Germain deplasmanında 4-1'in revanşında şahsiyetli bir oyun ortaya koydu gerçekten. 1-0 öne geçtiler, penaltı kaçtı. 1-1'i buldular 1-0'dan ama oyun olarak gerçekten baskınlardı, sürekli rakip ceza sahasındalardı. Hani özgüven tazeleyici bir, evet elendiler belki. Ama bir önceki seneki Bayern Münih karşısındaki o 8 gollük ya da işte 3-0'ın revanşında 4 gol yiyerek elendikleri Liverpool'dan daha kabul edilebilir bir elenme şekliydi. Sevilla'ya karşı Kral Kupası'nda 2-0'dan döndüler. Get Granada karşısında yine geri dönüp kazandıkları bir maç var. Messi'nin mesela atılan bir goldeki tepkisi biraz daha o yüzü düşüktü, böyle bir moralsiz oldu. O sürecin onu etkilediği sezonun ilk yarısındaki maçlarda gözüküyordu. O tamamen değişmiş gibi duruyor. Koeman'la Messi'nin bir sarılma sahnesi vardı. O da ikilinin arasındaki buzların eridiğine yoruldu. Üçlü defans hamlesi geldi birden Koeman'dan. İşte Frenkie de Jong'u oraya çekti. Biraz daha böyle Messi'nin etrafında daha etkili olabilecek bir takım kurguladı. Sonuçlar da geliyor arka arkaya. Son 13, en son Aralık'ta Kadiz'e yenildiler. Son 12 maçta da 11 galibiyetleri var ve 4'e kadar indi. Üstlerine üstlük Atletico Madrid'in, Atletico Bilbao deplasmanı var, Real Sociedad deplasmanı var, Sevilla deplasmanı var. Üstelik Camp Nou'ya da gelecekler Barcelona'yla. 11 hafta var. Bir anda Barcelona Şampiyonlar Ligi'ne havlu attı. Şimdi Atletico Madrid'i bu akşam göreceğiz. Chelsea karşısında ne yapacaklar? Onlar da ligiye mi ağırlık verecekler? 1-0 kaybetmişlerdi. İlginç gerçekten. Zor fikstür, iki takım da zor fikstür var. Barcelona'da Real Madrid deplasmanı var. Real Madrid bu arada, o da Barcelona'nın sadece 2 puan gerisinde, 6 puan var. Yani üçlü bir yarışa dönüşebilir gibi gerçekten. Atletico Madrid diğerlerinden ayrılmıştı. Barcelona, Real Madrid zaten bambaşka bir sorunlarla boğuşuyordu. Real Madrid bir yandan yeniden yapılanma, Barcelona Messi krizi, başkanlık seçimi, bir sürü skandal derken. Ama şu an rüzgar Barcelona lehine esiyor gibi. Laporta gibi Barcelona çevresinin diyeyim güvenini kazanmış, karizmatik, sürekli adı başarıyla anılmış başkanı var. Messi biraz daha işin içinde gözüküyor. Dest toparladı. Frenkie de Jong üst seviyeye çıktı. Gençler ekstra performanslar sergiliyor. Yani Griezmann, Dembele biraz şey yapar. Suarez bu sene kalsaydı sanki yine Barcelona alıp götürürmüş gibi bir hissiyatta oluşmuyor değil açıkçası. Peki. Anadolu Efes durdurulamıyor. Euroleague'de 8 maçtır kazanan lacivert beyazlar geçen sezondan daha mı iyi? Geçen sezona ulaştı mı değil, daha mı iyi? Yani son 8 maçta 8 galibiyet var. Son 13 maçta 12 galibiyet var. Son 6 maçta ortalama rakiplere atılan 25 fark var. Hakikaten acayip bir seviyeye çıktı. Yani Panathinaikos'u 23 sayıyla yendi. Fenerbahçe Beko'yu 32 sayı farkla yendi. Valencia'yı 16, CSKA'yı 30 sayı farkla yendi. Zalgiris Kaunas'ı 27, Maccabi'yi 24 sayı farkla yendi. Bu takımların, Maccabi hariç, hepsi ilk 8'de. Direkt playoff mücadelesindeki direkt rakipleri. Deplasmanda Barcelona'yı, ligin en büyük favorilerinden birini yendiğini de hatırlatalım. Hakikaten böyle şey, rakiplerini kırarak kazanıyorlar. Böyle rakipler artık şey diye çıkıyor. Yani kazanmak falan şöyle dursun. Dün eminim Maccabi oyuncuları kazanmak değil de az hasar almak, başa baş oynamak, maçın sonunda çok fark yememek şeyiyle çıkıyorlardı. Çok bambaşka bir seviye gider çıktı. Gider mi bu düzeyde böyle sonuna kadar? Ya gidebilir tabii ki. Neden olmasın? Ergin Ataman'ın yine bir açıklaması yalnız. Euroleague'in geçen sene oynanmaması, bitirilmemesine dair serzenişleri sürüyor. Bence o serzeniş boyu biraz uzadı. Geçen sezonun başında da çok fazla akıllar oradaydı. Tamam, Anadolu Efes geçen sene de harika performanstı ama yani sonuçta koronavirüs diye bir şey oldu. Evet, Şampiyon Ligi bitirildi, birçok organizasyon bitirildi ama yani Euroleague Şampiyon Ligi kadar maddi gelire güce sahip bir organizasyon değil. Resmi bir kurumun bile düzenlediği, bir şirketin düzenlediği bir organizasyon. Onlardan böyle tutarlılık, böyle şey bekleyemezsiniz. Aşağı yukarı bildiğim bir şey bu yani. Yani geçen sene evet Efes en büyük favorisiydi. Ama Euroleague'de sonuçta en sonu bir maç her şeyi belirliyor finalde. O bir maç gününüzde olmazsanız bazı mucizelere de tanıklık edebiliyorsunuz. 2012'de CSKA'nın kaybettiği gibi, 2014'te Real Madrid'in kaybettiği gibi. O sezonun en iyi takımı şampiyon olacak diye bir kaydı yok. Ama geçen sezon Efes şampiyon gibi oynadı. Bu sezonda gerçekten 2 aydır özellikle şampiyon gibi oynuyor. Zaten Larkin, Mitic, o ikili direkt 20-0 önde başlıyorsunuz maça böyle bir ikili varken. Üstüne Simon, Bubua gibi iki tane yaratıcı oyuncu. Hani Euroleague'in hangi takımlarına gitse direkt bir numara hücum silahı olabilecek kapasitede iki oyuncu. Üçüncü, dördüncü opsiyonunuz. Topla bir şeyler yaratabiliyorlar.
Yetmedi. Sertaç Şanlı bir süredir inanılmaz performans. Uzun oyuncunuzdan böyle bir şut performansı alıyorsunuz. Sahayı daha çok açmanız demek. Bu sefer Larkin'le Mitic'e daha çok alan kalması demek. Daha tehditkar bir hücuma sahip olmanız demek. Resmen böyle şey. Ya bilinç akışı sisteminde oynuyor. Telepatik bir güçle birbirine bağlıymış gibi bir his veriyor Anadolu Efes. Ve bu haliyle şampiyonluğun şu an en büyük adayı. Euroleague'inde açık ara en iyi basketbol oynayan takımı bir süredir. Ergin Ataman ince ince rötuşları da yapmaya devam ediyor takımında. Tibor Pleiss bir süredir hareketlenmeye başladı. Onun da böyle orta mesafe şut tehdidi var. O da eklenirse zaten yani iyice durdurulamaz bir takıma dönecekler. Gerçekten ben de çok merak ediyorum bu sezonu nasıl bitireceklerini. Ama dediğim gibi Final Four tek maç, her sürprize açık. Her zaman da bir açıdan temkinli olmak lazım. Fenerbahçe Beko takıldı. Sarı lacivertlerde Valencia mağlubiyetinin sebebi Gudur için yokluğu muydu? Tek buna bağlamak iyimserlik olur. Sebeplerinden biriydi evet ama yani 23'te 3 üçlük. Yani %13 isabet ve 18 top kaybı, 55 sayı, 52 sayı da kaldı Fenerbahçe Beko. Çok değil bir hafta önce bir başka zorlu, sert bir deplasman olan Armani Milano deplasmanın ilk yarısında bu rakama ulaşmıştı sayı olarak. Tabii basketbol farklı dinamikleri olan bu şekilde analiz edemeyeceğiniz bir spor ama Euroleague'in uzun süredir Guduric geldikten sonra, Dekolo kendini bulduktan, Veseli performansını üst düzeye çektikten sonra en etkili hücum takımlarından biriydi yani. Efes'in hemen arkasında yazan çok olur. Ortalama 80-90 sayı atan bir takımdı. Sadece Guduric yokken bu kadar tıkanması evet bir faktördür ama sadece bunu açıklayamayız. Böyle bir ilginç bir ruh hali de vardı takımın. Böyle sezonun o Fenerbahçe'nin kötü gittiği, arka arkaya 20-30 sayı fark yediği maçlardaki yapılan, sık yapılan hataları dönem dönem tekrarladığını gördük. Umuyoruz ki tek maçlık bir durumdur bu. Umuyoruz geleceğe yönelik bir mesaj değildir, sinyal değildir. Sanmıyorum. Basketbolda böyle günler olur. Sürekli deplasman maç, yoğun bir trafikten geçiyor oyuncular. İtalya, İspanya, Valencia. Yani hakikaten Perşembe orada maça çıkıyorlar, Cumartesi burada ligde maça çıkıyorlar. Bu tarz iniş çıkışlar anlaşılabilir. Konsantrasyonu çabuk mu dağılıyor Fenerbahçe? Yok değil. Ya bu maç özelinde evet. Bu maç özelinde hiç konsantre olamamış gibilerdi. 18 top kaybı çok gerçekten bu seviye için. Yani 23'te 3 üçlük de yine düşük bir yüzde. Dediğim gibi umuyoruz tek maçla sınırlı bir şeydir. Guduric zaten dönecek. Şimdi Jalgiris'le içeride bir maç var. Fenerbahçe biraz daha kayıpsız atlatması bu şu açıdan şey. İki tane direkt rakibi Zenit ve Bayern Münih de bu hafta kaybetti. O açıdan yine biraz daha az hasar ve deplasmanda ekstra kazanılan maçlar var. Milano, Maccabi, CSKA gibi. Hani Valencia gibi direkt playoff hedefleyen, belli doğruları belli standartlarda yapabilen bir takım karşısında böyle kaybetmek, yani kaybetmek problem değil, biraz böyle kaybetmek problem. Maçın içindeydi sürekli. O şanslar da geldi. Biraz daha iyi bir şut gününde olsa, Dekolo'ya biraz yan parçalar yardım edebilseydi. Yine bu maçı da kazanabilirdi bu arada. Maç o noktalara geldi. Yani skor biraz koptu ama son çeyrekte koptu. Ekstra şeyler gelince, şutlar gelince Valencia'dan. Hemen Jalgiris maçı da bir telafi. Üstüne deplasmanda Olympiakos var. Bu maçlarda 2'de 2 yapması elzem. Valencia yenseydi playoff'u garantilecekti neredeyse. Çok büyük bir adım atmış olacaktı. Ama hala çok büyük bir hasar bırakacağını düşünmüyorum. Yani işte biraz bir tek şeye üzüldüm biraz. Yani Ulanovas transferi yapıldı. Çok şu ana kadar beklenen verim gelmedi oradan. Karşı tarafta Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Kalin için maça etkisi yani kağıtta gözükmeyen, istatistik olarak gözükmeyen ama oyunun her departmanı etki eden oyuncular var basketbolda. Kalin işte hakikaten bir basketbol takımı için ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bu düzende kalsaydı bence çok daha bir üst seviyeye çıkmasına yardımcı olurdu Fenerbahçe Beko'nun. Tofaş Beşiktaş maçının son anlarında yaşananlar kural hatası olarak kabul edilebilir mi? Ayağı çizgiye bastı. Oyuncunun, Beşiktaşlı oyuncunun son hücumda. Yanlış mı gördüm ben? Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle, biraz ikircikli bir konu. Ercan Osmani topu alıyor. Şut hareketine başlamadan ayağı çizgiye değiyor. Evet. Sonra şutunu atıyor. Şutunu atarken herhangi bir ihlal yok. Normal nizami ama o şuttan önce gerekti. Ayağı çizgiye basıyor. İlk hata bence orada. Emin Moğolkoç gibi tecrübeli Euroleague seviyesinde Türkiye'nin şu an en iyi hakemi. Yani o listenin zirvesinde. Tecrübeli bir hakem. Bence o pozisyonu buraya kalmadan süzmeliydi yani. Ercan Osman ayağı ilk bastığı pozisyonu süzmeliydi. O görmedi, gözden kaçtı. Şutu attı. Hakem de şutu değil de süre kalıp kalmadığını kontrol etmek için monitöre bakmaya gitti. O sırada da bunu gördü.
Şimdi burada talimatnameleri inceledik. Bir tane madde var, onu ben not aldım buraya. 34-2-4 numaralı. 20 Ekim'de yayınlanmış bu sezon başında. Basketbol Federasyonu resmi sitesindeki talimatname. Diyor ki şut zamanında atıldıysa şut atan oyuncunun sağ dışı ihlali yapıp yapmadığı. Şimdi bu çok yoruma açık ve işi çetrefilli hale getiren bu. Şutu yani normal şutunu atarken bu kuralda yazdığına göre şutu atarken bir ihlal yok. Şuttan önceki harekette ayağını basıyor. O yüzden hakem bu kararı değiştiremez. Yani o yüzden ya bu şekilde o basket geçerli sayılmalı, tescil edilmeli. Ya da maçı tekrar. Ya da maçı tekrar. Maç ya da son 3 saniyesinde tekrar edebileceği. Yani ayağı bastı kabul edip ayağı bastı 3 saniye daha var Tomaş'a verilecek. Bu yönteme gidileceğini ben düşünmüyorum. Şimdi kurumlar... En akla yatkın olan hangisi sence? Bence yoruma açık bir konu olsa da ben Beşiktaş lehine sanki yani kural kuraldır sonuçta. Bence şut hareketinde değil, şuttan önceki harekette evet hakemin görmesi gerekiyordu. Ama açık bir kural var mı? Ben kuralı böyle yorumluyorum. Peki basketi iptal ederek o kuralı kendisi çiğnemiş olmuyor mu? Evet işte yani yazılan kuralı uymadığı gözüküyor. Ona müdahale edemez. Ondan önceki yani şut attığı sırada ayağı çizgiye basıyor olsa bu 34-2-4 maddesi geçerlilik kazanıyor. Orada bakma ve düzeltme etkisi var. Ama bence şuttan bir önceki hareket o. Ve hatta orada bir foul de var biraz Ercan Osmani'ye. Yani ilginç bir karar. Ama faulü çalmadı. Benim tahminim çalmadı. Burada onu şuta dahil edecek federasyon. Beşiktaş'ta tahkime gidecek ve bu iş biraz uzayacak gibi duruyor. Benim gördüğüm bence şuttan önceki pozisyon ve Beşiktaş'a o basketin verilmesi gerekiyor sanki. Dediğim gibi yani orada bir çizgiye basma ihlali var ama kural da kuraldır açık bir şekilde de. Yazmaması bazen sıkıntı oluyor. Bu talimatnameler yazılırken direkt İngilizce'den çeviriliyor. Shooting Act diye bir madde var. Onu yani biraz daha açık yapmak gerekiyor. Böyle boşluklar bırakmamak gerekiyor. Bakalım nasıl bir karar çıkacak ben de merak ediyorum. Federer Doha'da döndü. Doha'da ikinci turda elenen Roger Federer sezonun geri kalanı için umut verdi mi? Ya bölüm bölüm verdi. O 40 yaşına artık merdiven dayamış. 5 ay sonra 40 yaşında olacak bir oyuncu. 14 aylık bir aradan sonra döndü. İlk maçında dişli bir rakibe karşı ikinci sette fiziksel bir düşüş sergilese de maçı kazanmayı başardı. İkinci turda daha sonra turnuvayı şampiyon olarak tamamlayacak. Gürcü Basilashvili karşısında da ilk seti aldı. İkinci sette maç puanı fırsatı geldi. Değerlendiremedi. Sonra biraz Basilashvili'nin de gerçekten iyi olduğu bir günde servis performansı düştü. Biraz enerjisi azalınca da elendi. Sıkıntı şu, bir hafta sonraki Dubai turnuvasından çekildi. Normalde burada arka arkaya iki turnuva oynayacaktı. Herhalde fiziksel olarak kendini çok iyi hissetmiyor. Ama Roger Federer ya ilk döndüğünden beri hep aynı noktaya parmak basıyor. Asıl nihai amacını kendisini 2021 Wimbledon'a yani Temmuz ayına ve sonrasındaki Tokyo Olimpiyatlarına hazır tutmak. O açıdan da ben çok acele edeceğini düşünmüyorum. Şimdi toprak sezonda oynayıp oynamayacağı henüz bir açıklama gelmedi. Bir veya iki turnuva belki orada oynayıp yine kendini deneyebilir. Toprak her ne kadar yüksek efor gerektiren yani uzun ralliler görsek de doğal bir zemin olduğu için sert korttan daha az kas gruplarına yük bindiriyor. Çünkü kayabiliyorsunuz, o ağırlığınızı verebiliyorsunuz o zemine. O yüzden daha sporcu dostu bir zemindir aslında. Çim de böyle. Doğal zeminler her zaman daha az aslında sakatlık riskinin olduğu zeminlerdir. Belki bir veya iki toprak turnuvası oynar. Wimbledon'dan önce zaten düzenli katıldığı bir hazırlık turnuvası oluyor Almanya'da. Ama umuyoruz ki hani o dizinden iki ameliyat geçirdi. Mesela bundan önce 2016 Temmuz'unda bir ara vermiş. Sadece 6 aydı o ara ve o zaman bir sırt sakatlığı vardı. Şimdi iki tane dizinden ameliyat geçirmiş. 40 yaşında bir isimden bahsediyoruz. Tenisi çok seviyor. Bir yandan ama 20 Grand Slam rekoru ortak artık. Nadal ortak oldu o rekora. 301 hafta, 310 o hafta dünya sıralamasında bir numara kalma rekoru ki kırılamaz denilen rekorlardan biriydi. O da Novak Djokovic tarafından geçtiğimiz hafta kırıldı. Bir yandan da Wimbledon'da son bir atımlık kurşun olduğunu düşünüyor. En azından Wimbledon'u kazanıp 21 yapmak isteyecektir. Kariyerinde Tokyo Olimpiyat, ya Olimpiyat altını yok bu görkemli kariyerde. Tokyo'da olmak isteyecek çünkü onun astronomik bir anlaşma yaptığı bir giyim firması var. 10 yıllık $300 milyon olduğu konuşuluyor bu anlaşmanın. O da Japon merkezli. Onların da tabii ki en önemli sporcularının kendi evlerindeki bir olimpiyatta oynamasını talep edeceğini tahmin ediyorum. Dediğim gibi yani onu
özlediğimizi fark ettik. Gerçekten Roger Federer'i kortta izlemek, kazanıp kaybetmesinden bağımsız bambaşka bir sanat eserine tanıklık etmek gibi. Onu da çok artık kaybedip kazanmayı bu noktadan sonra taktığını düşünmüyorum. Kort'taki mizacı da, hal hareket tavırları da keyif almak yönündeydi. Ama ben her şekilde Wimbledon'da hazır bir Roger Federer'le karşılaşacağımızı düşünüyorum. Ve bu haftalık da Ters Köşe'nin sonuna geliyoruz. Haftaya aynı günde görüşmek üzere. Hoşçakalın.